Peki gençliğimizi düşünen bir parti var mı şu anda hocam? Şu anki Türkiye döneminde hocam. Gençliğimizi düşünen bir parti var mı? Gençliğimiz için bir çalışma yapan bir parti var mı hocam? Şimdi baktığın zaman her parti veyahut da iktidar olan her parti gençlik için bir çalışma yapıyor. Yapmıyor diyemeyiz. Çünkü bugün konferans salonları, gençlik bilmem ne, spor salonları böyle baktığın zaman her yerde bir organizasyon var. Belediyelerin olsun, devletin olsun ama tabii bu manevi olarak nasıl bir faaliyet onu araştırmak lazım. Evet. Gençliğimizin iyiliği için bir faaliyet var mı? Yok denecek kadar az maalesef. Yok hocam. Çok az. Yani belki bazı belediyeler bazı konferanslar düzenleyip İslami bilgiler veriyordur. O da derneklerin vasıtasıyla. İşte Evet. dernekler müracaat eder. İşte biz falanca konuyu konferans yapacağız. Buna müsaade edilir bu şekilde. Ama devletin projesinde gençliğimizi nasıl düşünüyorlar? Maddi olarak çok güzel düşünüyorlar. Maddi kazanç. İşte onları bilinçlendirmek. Yani dünyalık kazançlarla alakalı biz bir şey diyemem. Ama manevi olarak biz bu gençliği nasıl yetiştiririz? Manevi olarak gençlerimize ne verebiliriz? Gençliğimiz kendini nasıl geliştirir? Bununla alakalı pek olumlu bir çalışma yok. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir sözü vardır. Dindar gençlik yetiştireceğiz diye deyip İmam Hatipler açıldı değil mi? İşte İmam Hatipler çoğaldı. İşte Kur'an-ı Kerim okullara geldi. Seçmeli ders olarak okutuldu. Aradan şu an kaç sene geçti? 4-5 sene geçti. Netice olarak ne oldu? Deizm çoğaldı. Yani Allah'ı bilen ama hiçbir ibadet yapmayan gençlik çoğaldı. Allah'ın var olduğunu biliyorum ama ibadetler beni ilgilendirmez mantığıyla yetişen ve bunu savunan insanlar maalesef çoğalmış durumda. İşte bu konuda da başarılı olabilmek için yani büyük bir sıkıntı oldu. Bu konuda başarılı olabilmeleri için dediğim gibi değerli hocalarımızı değerli hocalarımızla beraber istişare edip gençliğimizin, yetişen gençliğimizi ele alıp onlara ne verebiliriz, onun istişaresini yapmaları lazım. Yani devlet ben yaptım olacak demekle değil de nasıl başarırım projelerini ortaya sunması lazım. Bugün tamam Diyanet İşleri bu görevi alıyor ama ülkemizde cemaatler çok önemli bir konumda. Bugün Anadolu'ya git, yani her şehire git, orada mutlaka bir cemaat, o cemaatin bir kanaat önderi vardır. İşte biz bu kanaat önderleriyle istişare edip gençliği nasıl yetiştiririz? Bunun çalışmasını yapması lazım ve cemaatleri de devlet kale alıp, özellikle medrese, biz burada ne istiyoruz? Hükümetin medreselerimizi tanımasını istiyoruz mesela. Evet. Medreselerimizi tanır ise eğer, Osmanlı usulüne göre maddi manevi nasıl gençlik yetiştiririm, bunun çalışmasını yaparsa o zaman başarılı bir gençlik yetişmiş olur ve onlara da manevi olarak hakikaten güzel şeyler vermiş oluruz değerli hocam.